Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Aziz Sıddık kardeşlerim, bir suale mecburi cevabın tetinmesidir. Bu yaz mevsimi gaflet zamanı ve derdi maişet meşgalesi hengamı, herkesin geçim derdine düştüğü bir devre, bir dönem ve şuhur-u selasenin, üç ayların çok sevaplı ibadet vakti ve zemin yüzündeki fırtınaların silahla değil, diplomatlıkla çarpışmaları zamanı olduğu cihetle gayet kuvvetli bir metanet. Metanet demek, metanet kelimesi metin kelimesinden geliyor. Metin dayanıklı demek, dayanmak, dik durmak, hadiselerin karşısında eğilmemek. Özellikle bu yaz zamanı. Kışın bir derece nefis hissiyatı dinmiş vaziyette. Dışarıda da haramlar, günahlar, açık saçıklık fazla olmadığı için bir noktada insan kendini frenleyebilir. O zaman kendi aleminde ne kadar beslenebildiyse maneviyattan yazı o kadar az zayiatla geçirir. Bakın zayiatsız demiyorum. Çünkü zayiatsız geçiren kimse olmaz. Olamaz yani. Bu zamanda özellikle. Yaz adeta elenme mevsimi. İnanın salonlar dolar taşar, yaz gelir, böyle eleme başlar. Hani derler ya, kazın yavrusu yüzün sayılır. Kaz yavrulamıştır 30-40 tane, 50 tane, ooo tamam zengin olduk falan diyor, dur sabret. Hele bir üstünden bir yaz geçsin. Kimisi suya düşer, kimisi orada dereye düşer, kimisini kurt kapar, kimisini tilki yer falan falan. Yüze kadar bakalım kaç tanesi kalacak. Şimdi bu noktada da şu yaz zamanı, o yüzden mesela kışınki faaliyetleri değil mi artırmak gerekiyor ki etrafımızdaki insanları ve kendimizi muhafaza edelim. Bu elekte elenmeyelim. Yaz denilen bir elek var. Nefislerin ayyuka çıktığı, insanların adeta dünyevi pencereleri açıp dünyaya olan irtibatlarını, meyillerini artırdıkları dehşetli bir dönem. Gayet kuvvetli bir metanet ve vazife-i nuriye-i kutsiyede bir sebat olmazsa, Risale-i Nur'un hizmeti zararına bir atalet, bir fütur ve tevakkuf başlar. Aziz kardeşlerim, burası çok önemli. Aziz kardeşlerim, siz kat'i biliniz ki Risale-i Nur ve şakirtlerinin meşgul oldukları vazife, şu anda meşgul olduğumuz şu vazife, ruh-i zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyük. Yeryüzündeki en büyük, en muazzam meselelerden, milletler arası harplerden, anlaşmalardan, savaşlardan, barışlardan, dev ticaret anlaşmalarından, yeryüzündeki en büyük davalardan, meselelerden, şu anda şuraya toplanıp da meşgul olduğumuz dava, mesele daha büyüktür. Niye? Bir şeyin büyüklüğünün, küçüklüğünün ölçüsü nedir? Neye göre bir şeye büyük denir? Etki alanı, tesiri, zaman ve mekan olarak ne kadar büyükse o hadise büyüktür. Şimdi dünyanın en büyük hadisesi nerede kalıyor? Dünyada kalıyor değil mi? Dünya savaşları olmuş mesela. Dünyada kalmış. Bir de ne var? Bir de ahirete bakan hadiseler var ki en küçüğü dünyanın en azametli, en büyük hadisesinden daha büyük. Niye? Çünkü dünya kainatta küçücük ya. Dünyanın en büyük meselesi olsa ne olur ki? Dünyanın kendisi küçük ya. Az, dar, küçük, geçici. Ama ahirete bakan, ebediyete bakan, sonsuzluğa bakan, Rabbimize bakan vazifeler, hizmetler. O kadar büyük, o kadar azametli ki. Bu dünyevi meseleler onların yanında görünmeyecek kadar küçük. Şimdi gelecek okuyacağız. Çok muazzam mesele. Öyle dehşetli ki. Bugünkü okuyacağımız şu dava, bu mevzu o kadar muazzam ki. Keşke şu hakikatleri, şu bugünkü şu dersi herkes duysa. Çünkü şeytanın ve nefsin en büyük oyunu nedir biliyor musunuz? Önce sizin davanızı sizin nazarınızda küçültmek, ehemmiyetsiz göstermek, basitleştirmek, sonra yavaş yavaş gözünüzden düşen davanızı elinizden almak. Bu akşam nereye gidiyorum? Bu akşam kainatın en büyük meselelerinin konuşulduğu, varlığımın en ehemmiyetli manasının ve hakikatının konuşulduğu değil mi? Nazar-ı ilahinin, meleklerin nazarlarının,
bütün ruhanilerin, evliyaların nazarlarının hepsinin oraya dönük, oraya bakıyor olduğu muhteşem ve muazzam bir meclise gidiyorum. Öyle öyle. Zannetmeyin ki biz şurada 15-20 kişi, 50 kişi, 60 kişi toplanmışız. Hayır, hayır. Cenab-ı Hakk'ın nazarı burada. Peygamberlerin nazarı burada. Ha, niye? Çünkü onların davası bu. Onların Kur'an'ı, onların Kur'an'ının hakikatleri bunlar. Şu akşam Bursa'da değil mi manevi bir içtima var. Bu manevi içtima değil mi? Bütün meleklerin, ruhanilerin, evliyaullahın 70 bin denilen o büyük zatların manevi içtimağı nerede olur? Hangi evde? Hangi televizyonun karşısında? Hangi kahvede? Ha, değil mi? Allah rızası için bir araya gelinen ortam var ya. Cennet bahçelerinden bir bahçedir. Oradan geçerken oraya uğrayın diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dünyada cennet bahçelerine uğramayan ahirette nasıl uğrasın? Onun için dünyevi merakaver meselelere bakıp vazife-i bakiyenizde fütur getirmeyiniz. Meyvenin 4. meselesini çok defa okuyunuz. Meyve Risalesi'nin 4. meselesi var ya, ilaç ya. Tam bu zamanın ilacı. Dünyevi, geçici, 3 günlük hadiseler bizi meşgul edip, değil mi, yaratılış gayemizi bize unutturup, kainatın en büyük meselesini nazarımızda küçültüp, ehemmiyetsizleştirip, bizi bu davada mağlup etmek için şeytanın kurduğu en dehşetli oyundur bu. Nazarımızı dağıtmak. Bizi ilgilendirmeyen meselelerin içinde bizi boğdurmak. Hakikaten öyle ya. Ha, bizi ilgilendiren, mutlaka ilgilenmemiz gereken, biz ilgilenmesek bile bizimle ilgilenecekler. Böyle bir dava var. Ha. Bu davayı bize unutturmak için şeytanın oynadığı bir oyunmuş bu. Uyanmak için buradayız. Bakın. Aziz kardeşlerim, siz kat'i biliniz ki Salih-i Nur ve şakirtlerinin meşgul oldukları vazife, ruh-i zemindeki bütün muazzam mesailden, meselelerden daha büyüktür. Allah aşkına bakın, şu anda Bursa'da, Türkiye'de, dünyada bu gece bir sürü toplantılar, bir sürü şirketlerin bir sürü CEO'ları, şunları bunları bir araya gelip çok önemli tarihi görüşmeler, şunlar bunlar oluyor. Ama inanın, nazar-ı ilahide, Cenab-ı Hakk'ın nazarında, meleklerin nazarında, ruhanilerin nazarında şuradaki şu içtimadan daha kıymetli değiller. Niye? Çünkü onlar dünyevi, geçici, 3 günlük meseleleri konuşmak için bir araya toplanmış fani insanlar. Burada öyle mi ya? Şimdi gelecek bakın, ifadeye bakın. Onun için dünyevi merakaver meselelere bakıp vazife-i bakiyenizde fütur demek gevşeklik demek. Fütur getirmeyiniz. Vazife-i bakiyenizde fütur getirmeyiniz. Meyvenin 4. meselesini çok defa okuyunuz. Kuvve-i maneviyeniz kırılmasın. Bir insanın kuvve-i maneviyesi, bakın, bir insanın himmeti, bakın himmeti var ya, o insanın kendisidir. Zübeyir abi bir ifade kullanmış. Demiş ki, akşama kadar neyi düşünüyorsan sen olsun. Hedefinde ne var? Gayende ne var? Nefes alıp verirken, yattığında, rüyanda neyi görüyorsan sen olsun. Öyle ya, bir şeyin kıymeti gayesidir, hedefidir, maksadıdır. Ha. O yüzden şimdi hedefimizin, gayemizin, maksadımızın, bir araya gelme sebebimizin büyüklüğünü, azametini, kıymetini dünyada, kabirde, sıratta, mahşerde, ebediyette bile bizi ebediyen sevindirecek, güldürecek büyük bir dava, büyük bir mesele olduğunu tam anlayan bir insan, kuvve-i maneviyesini, yani şevkini, gayretini davaya koşarkenki azmini hiç yitirmez. Adam şimdi hazinenin büyüklüğünü keşfettiyse, kazarken nasıl kazar? Hiç şevki biter mi? Hiç acıkır mı? Hiç yorulur mu ya? Hiç imkanı yok. Telef olur,
Ne acıkma bilir, ne yorulma bilir. Şevkinden zerre kadar kaybetmez. Hele bir de kazdıkça çıkıyorsa. Şimdi şu kazdığımız hazinenin büyüklüğünü anlamayı Cenab-ı Hak bize nasip etsin inşallah. Şu üzerinde olduğumuz davanın ehemmiyetini anlamayı nasip etsin bize. Eğer anlayamazsak elimizden şeytan alır ve kaybettiğimize üzülemeyiz bile. Oturup ağlayamayız bile. Böyle bir davayı kaybettik diye. Ya bir insan kaybettiğine üzülüyorsa kaybettiğinin kıymetini anlamış demektir. Ya. Evet. Ehli dünyanın bütün muazzam meseleleri fani hayatta zalimane olan düsturu cidal dairesinde mücadele. Sen alacağım, ben alacağım. Sen yiyeceğim, ben yiyeceğim. Değil mi? Adeta kemik için boğuşan köpekler gibi insanlar mücadele ederek birbirlerini, değil mi, boğmaya, ellerindekini kapmaya çalışıyorlar. Bak. Ehli dünyanın bütün muazzam meseleleri fani hayatta zalimane olan düsturu cidal dairesinde gaddarane, merhametsiz, şu cümleye dikkat, ve mukaddesat-ı diniyeyi dünyaya feda etmek cihetiyle. Dünyayı anlamış, idrak etmiş, dünyanın, değil mi, zahiri, fani kıymetlerine aldanmış, baki elmasları dünyanın fani ve kırılacak şişe parçalarına bilerek ve severek feda etmek. Ya. Kader ilahi onların o cinayetleri içinde onlara bir manevi cehennem veriyor. Hakikaten de öyle. Adam dünyayı da elde etse, değil mi? Ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar dünyevi hırslarına, gayelerine, amaçlarına ulaşırsa ulaşsın, Cenab-ı Hak o ulaştıklarının içinde ona mutluluk vermiyor. Niye? Neden? Çünkü senin kalbini mutlu edecek, tatmin edecek, lezzetlendirecek, keyiflendirecek Allah'tır. Sen Allah dışında, Allah haricinde onun rızasını bir kenara iterek aradığın mutluluğu bulma ihtimalin var mı? Nerede ararsan ara, Allah senin aradığın yerde seni ne yapacak? Izdırabın içine, sıkıntının içine, değil mi? Buhranın, stresin, bunalımın içine itecek seni. Niye? Sen Allah'ı aradan çıkardın, kendi gayretinle mutluluk arayışlarına girdin. Halbuki mutluluğun tek şartı vardı, o da Allah'ın rızasıydı. Eğer o razı olmazsa, değil mi, ne yaparsan yap, o mutluluğu, o saadeti bulamazsın. Evet, ehli dünyanın bütün muazzam meseleleri fani hayatta zalimane olan düsturu cidal dairesinde gaddarane, merhametsiz ve mukaddesat-ı diniyeyi dünyaya feda etmek cihetiyle kader-i ilahi onların o cinayetleri içinde onlara manevi bir cehennem veriyor. Risale-i Nur ve şakirtlerinin çalıştıkları ve vazifedar oldukları fani hayata bedel, baki hayata perde olan ölümü ve hayat-ı dünyeviyenin perestişkarlarına gayet dehşetli ecel celladının hayat-ı ebediyeye birer perde ve ehl-i imanın saadet-i ebediyelerine birer vesile olduğunu iki kere iki dört eder derecesinde kast'i ispat etmektedir. Şimdiye kadar o hakikati göstermişiz. Bu cümleye dikkat. Elhasıl ehli dalalet muvakkat hayata karşı mücadele ediyorlar. Onların bütün mücadelesi şu geçici fani hayattaki üç günlük hayvani ve cismani bir keyif, üç günlük hayvani ve cismani bir hayat. Hedef küçük olunca mücadele ne kadar büyük olursa olsun beş para etmez. Hedef küçük çünkü. O büyük mücadelenin, o fedakarane mücadelenin sonunda ulaşacağı hedef o kadar küçük ki. Mücadele ne kadar büyük olursa olsun.
Dünyanın hadiseleri ne kadar büyük olursa olsun, dünya küçük arkadaş. Sadi Şirazi öyle diyor. Diyor ki, dünya bir meta değil ki nizade için. Hakikaten de öyle ya. Şimdi biz şu anda dört elle yapışmışız ya. Bütün mutluluk arayışlarımızı dünyalıklarda arıyoruz ya. Hadiste diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselam, insanlar uykudadırlar, ölünce uyanacaklar diyor. Ne demek ölünce uyanacaklar? Ya ölünce ölüp gidiyor, ne uyanması? Hayır, hayır. İnsan uyurken uykuda olduğunun farkına varıyor mu? Uyurken uyuduğunu bilmiyor ki kimse. Ne zaman uyuduğumuzu anlıyor? Uyanınca. Ya uyuyakalmışım diyor adam. Uyurken neredeydi aklın? Değil. Uyanınca fark ediyor insan. Ha, dünyada da gaflet uykusundan uyandığı zaman insan uyuduğunun farkına varıyor. Uyanmayan insan başkalarını uyandıramaz. Önce kendisi uyanması lazım. Başkalarının uykuda olduğunu fark etmek için de uyanmak gerekiyor. Ha, o yüzden mesela kendi nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez diyor. Öyle ya. Şimdi hep beraber yatıyoruz diyelim mesela. İçeride bir gaz sızıntısı var. Değil mi? Kombiden kaçak var. Uyuyor şimdi. Uyandın. Baktın ki hakikaten herkes alıp verdiği nefesle ölüme yaklaşıyor. Dakikalar aleyhine işliyor. Zamanla yarışıyor. Ne yaparsın hemen? Uyandın ya. Uyanamayanların halini gördün. Onların adım adım ölüme yaklaştığını fark ettin. Ne pahasına olursa olsun onları uyandırırsın ya. Uyanamadılar, alır atarsın dışarı. Ya çok tatlı uyuyorduk, uyuyamadım der misin? Ya. Bizim bir tane abimiz bir gün derste karşılaştılar. Üniversitede aynı sınıftaymış. O yıllarda kendisi gelip gidiyor derslere, sohbetlere. Fakat o arkadaşını çağırmamış. Aradan 20 yıl geçmiş, 20 yıl sohbette karşılaştılar. O karşılaşınca güldü, sarıldı falan dedi. Ooo falan dedi ya, sınıf arkadaşım şöyle böyle falan deyince baktım onun hiç suratı gülmedi. Dedi ki ben senden davacıyım. 20 yılıma mal oldu. Neden sen dedi okul yıllarındayken bu hakikatleri biliyordun da bana niye tanıttırmadın? Niye söylemedin bana? O da şaka yapıyor zannetti. Güldü falan baktık yok. Allah benden bu 20 yıl sorduğu zaman ben de senden soracağım dedi. O da dedi ki ona, ya dedi o zamanlar dedi seni çağırsaydım gelmezdin dedi. Böyle gelebilecek bir durumda değildin hep dedi. Başka taraklarda takılıyordun falan deyince. O dedi ki çağırdın mı da böyle diyorsun dedi. Çağırdın mı? O halde nereden biliyorsun gelmeyeceğimi? Sen de bir zamanlar çağrıldığı zaman gelemeyecek haldeydin. Seni çağırdılar. Allah nasip etti geldin. Sen neden beni çağırmadın? Baktım hesap soruyor. Ya dünyada başı sıkışmamış. Dünyada daha azabı tatmamış. Dünyada daha kaybettiklerinin farkında değilken böyle adamın yakasını toplayıp da hesap soruyorsa ahirette bu adam ne yapar ya? O yüzden etrafımızdaki insanlardan mesulüz. Mesulüz. Etrafımızdaki insanlardan mesulüz. Rahmi Erdem abi anlatmıştı. Zübeyir abi, Rahmi Erdem abiyi bana göndermiş de. Demiş ki kardeşim, sen demiş şimdi şu elindeki 10 liralık haşir risalesini Van'da bilmem nerede, sekeratta ölmek üzere fakat imana ait şüpheleri vesveseleri var. Falan adam şu 10 liralık haşir risalesini 100 lira masraf yapıp o adama ulaştırmazsan yarın ruzi mahşerde senin aleyhinde dava açsa o davasını kazanır, sen kaybedersin. Ne demek bu ya? Cimriliğin en dehşetlisi nedir? Parayı kısmak, ekmeği kısmak, malı kısmak, mülkü kısmak değil.
Nedir ki para, ekmek, mal, mülk? 3 günlük dünyasını kurtarır adamın. Çoğunu da kurtaramaz. Cimriliğin en dehşetlisi, değil mi? Şu iman hakikatleri bize ulaştığı halde, insanlara ulaştırmak için çırpınmamak, gayret göstermemek, bunun derdiyle dertlenmemektir en dehşetli cimrilik. Ve diyor ki, nimetin şükrü kendi cinsindendir. Hemen arkasından daha dehşetli bir cümle var. Nimet şükür görmezse gider. Allah bize bu hakikatleri buldurmadı mı? Allah aşkına herkes kendine sorsun. Bize kalsaydı bu iş, bizim nefsimize kalsaydı biz şu an burada mı olurduk? Herkes kendini biliyor. Kim bilir nerelerde nelerle meşguldük. Toplumun en zekisi, en akıllısı, en istidatlısı, en kabiliyetsi biz değiliz. Ama Allah ikram etti. Böyle bir nimet bize ulaştı mı? İman hakikatlerine ulaşmak nimeti bize geldi mi? O halde bu nimetin şükrü nedir? Bu nimetin şükrü kendi cinsindendir. Biz de insanlara ulaştırmak için gayret ediyoruz. Geçen bir tanesi bana sordu ki, ya abi ben dedi okuyorum, niye anlayamıyorum dedi. Ben dedim ki okumaya devam et, anlarsın inşallah. Ama anlamanın en büyük şartlarından bir tanesi de başkalarına bu hakikatleri ulaştırmak için gayret etmektir. Ne demek dedi ya? Sahabe efendilerimiz bir ayet duymuşken ömür boyu o ayeti insanlara ulaştırıp insanlara anlatmanın derdiyle dertlenmiş. Öyle. Şimdi öyle ya, şimdi diyelim mesela biz Bursa'nın bir tane dağına bir ev yapsak. TEDAŞ bize elektrik getirdi. Arka tarafa da komşu bir ev yaptı. Dedi ki ya komşu, benim elektriğim yok. Senden elektrik alsam olur mu? Olmaz. Kusura bakma. Veremem. Öbür tarafa başka komşu açtı, bir ev yaptı. O da istiyor, vermedik. Öbür istiyor, vermedik. TEDAŞ'ın bize çektiği kablo parmak, serçe parmak kadardır. Öylece kalır, değil mi? Ama elektrik isteyene bir hatta ona versek, bir hatta ona versek, TEDAŞ bize gelen kabloyu ne yapar? Kalınlaştırır, boru gibi, halat gibi kablolardan bize elektrik gelir. Bakın, bizden istifade edenler ne kadar çoğalırsa, Allah bizim istifademizi de o nisbette artırır. İşin sırrı bu aslında. Öyle ya şimdi. Öyle. Mesela bir adam, bir tanesiyle böyle karşılaştık da şaşırdım böyle. Çok güzel, mantıklı bir şey yani. Bir okul gibi bir şey açmış. Kurs açmış böyle. KPSS kursu gibi, dil kursu gibi bir şey açmış. Ya diyor, açtım burayı diyor, öğrenci yok. Ne yapacağız? Dedim ki diyor, öğretmenleri alın işe. 20 tane öğretmen. Ya öğrenci yok, öğretmenler ne yapacak? Bir de bunların maaşı var, sigortası var, şunu var, bunu var. Dedim ki ya bu öğretmenlerin rızkını Allah verecek mi? %100 verecek, söz vermiş zaten. Eğer onları işe ben alırsam, onların rızkını önce benim cebime koyacak, sonra benden onlara ulaştıracak. O halde bu taktik tutar. Hakikaten diyor, mantığa bak ya. Hoşuma gitti, tevekküle bak. Hepsini işe aldık diyor. Bir aylık maaşlarını verecek sermaye var. Ondan sonra diyor, her biri diyor, kendi geldiği mahalleden talebeler getirdiler, akrabalarını, eşini, dostunu yazdırdı. Derken diyor, bir ay içinde kadroyu fulledik. Daha yeni öğrenci alacak halimiz kalmadı diyor. Teslimiyet. Şimdi aynı vaziyet, bak aynı mantık maneviyatta geçerli. Ben birilerine anlatmanın gayretini taşırsam, birilerine bu davayı, değil mi, onların ruhlarına taşımanın, onların ruhlarına bu davayı doldurmanın gayretini taşırsam, benden istifade edenler çoğalırsa Allah onların istifadelerini de benim cebime koyacak. Benim kalbime, benim aklıma o manaları ilham edecek, ikram edecek ve benim vesilemle, vasıtamla onlara ulaştıracak. O yüzden ne kadar hizmete koştuk,
ne kadar insanlara bu hakikatleri ulaştırmak için çırpındık, o kadar manadan ve hakikattan hissedar olacağız. Ama diğer türlü cimrilik yapar da kimseye koklatmazsak Allah bizim elimizden de alır, ortada kalırız, Allah muhafaza. Ya. Şu ifadeler çok güzel ya. Elhasıl ehli dalalet muvakkat hayata karşı mücadele ediyorlar. Bizler ölüme karşı nuru Kur'an ile cidaldeyiz. Ölüme karşı ya. Onların en büyük meselesi muvakkat olduğu için, geçici dünyaya baktığı için. Bizim meselemizin en küçüğüne, bizimki bekaya baktığı için mukabil gelmiyor. Sonsuzun bir zerresi faninin dünyalarına bedeldir ya. Niye? Sonsuz ya. Bak, sonsuza adanmış bir dakika faniye adanmış değil mi? 1000 tane ömürden daha uzundur, daha kıymetlidir. Niye? Bekaya bakıyor. İnanın var ya, şu hayattan tek karımız ne biliyor musunuz? Ahiretimiz için ne kurtarabilirsek o bizim karımız. Ne kurtarabilirsek. Allah muhafaza, kurtaramazsak yandık. Yani bazı böyle akıntı olur ya, akıntının üstünde bir sürü malzeme gidiyordur. Adam diyor, sel oluyor değil mi? Dükkanları varsa götürüyor. Ne kurtarabilirsen kar. O anda. Çünkü zamanla yarışmak zorundasın. Akıntı götürüyor. Ebedi hayatı kazanacak. Dünyalar kadar kıymetli ömür dakikaları geçip gidiyor. Ha, şu akşam sohbetleri, bu hakikatlere kulak vermek, bu iman meseleleriyle meşguliyet. Bunlar nedir? Akıntıdan bizim kurtardıklarımız. İnanın bunlar mücevher ya. Madem onlar, şurası çok güzel, tekrar okuyacağım. Elhasıl ehli dalalet muvakkat hayata karşı mücadele ediyorlar. Bizler ölüme karşı nuru Kur'an ile cidaldeyiz. Onların en büyük meselesi muvakkat olduğu için bizim meselemizin en küçüğüne, bizimki bekaya baktığı için mukabil gelmiyor. Madem onlar, bu cümleye dikkat edin. Madem onlar divanelikleriyle bizim muazzam meselelerimize tenezzül edip karışmıyorlar. Adam hiç geliyor mu ya, burada ne oluyor arkadaş, merak ettim falan. Değil mi, kahveyi istedim, şunu bunu bırakıp da ya burada ne oluyor falan merak ettim diyen var mı? Divaneliğinden dolayı, meseleyi bilmediğinden dolayı. Madem onlar divanelikleriyle bizim muazzam meselelerimize tenezzül edip karışmıyorlar, biz neden kutsi vazifemizin zararına onların küçük meselelerini merakla takip ediyoruz? 5 para etmez meselelerini değil mi? Öyle merakla takip ediyoruz ki Cenab-ı Hak insana bir sermaye vermiş, merak diye, merak. Eğer bu sermayeyi boş şeylerde kullanırsak, merak etmemiz gereken meselelere sarf edeceğimiz merakımız kalmaz. Kalmaz ya. Şimdi geçen bir tanesi böyle konuşuyor da, adam ciddi risaleni okuyor ama. Diyor ki, ya diyor, ben diyor, bu ağabeylerin diyor, bakın, üstadımızın, sahabe efendilerimizin, dünyalarını feda ettirecek kadar fedakarane koşturmalarındaki sırrı çok merak ediyorum diyor. Acaba bu İslamiyet'in içinde, Kur'an'ın içinde, marifetullah'ın içinde ne bulmuşlar ki dünyalarını onun için feda etmek istemişler? Çok merak ediyorum diyor. Asıl merak edilecek mesele bu değil mi ya? Çünkü değil mi? İnsan ne kadar aldı, o kadar verdi. Dava için de öyledir ha. Bir insanın şu hizmeti, şu davayı, İslamiyet'in hakikatını ne kadar anladığının göstergesi, ne kadar güzel anlattığı değildir. Bu dava için nelerini feda edebiliyor? Gecesini, gündüzünü, aklını, fikrini, merakını, hissiyatını, duygularını, ha, ömrünün değil mi, dakikalarını ne kadar feda edebiliyorsa bu davayı
o kadar anlamış demektir. Anlamanın ölçüsü buymuş. Öyle adam, baktın ki komşu esnaf yeni bir işe girdi, yeni bir sektöre açıldı. Bir baktın ertesi gün evi, arabayı, dükkanı, neyi varsa hepsini satıyor. Hepsini o işe yatırıyor. Ne dersin? Abi adam karın tadını almış. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Kim bilir ne kar ediyor ki bunları feda ediyor. Çok merak ediyorum bu adamın oradan ne kazandığını. Şu adamın karını çok merak ediyorum denmez mi? Şimdi bir adam, bakın Bediüzzaman Hazretleri'nin haline bakın. İki dünyam var diyor. Bir dünyam, bir de ahiretim. İkisini de bu dava için feda ederim diyor ya. Gözümde ne cennet sevdası ne cehennem korkusu. Milletimin imanını kurtarmak için, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gül ihsan olur diyor. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur. Milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım diyor. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gül ihsan olur diyor. Ne bulmuş ki değil mi, bu kadar fedakarlık yapmış. İşte ha, mesela Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını anlatıyor. Çok önemli bakın. Bir insanın çapı, bir insanın hizmetteki çapı, bir insanın davadaki çapı, bir insanın maneviyattaki çapı, o insanın o hakikattan hissesi kadardır. Acaba ne kadar hisse aldı ki bu kadar çapını büyüttü? Öyle öyle. Mesela diyelim adamın, bizim mahalle bakkalına sorsan desen ki köşe bakkalı, köy bakkalı, hedefinde ne var? Abi diyor 2017 hedefimde diyor şu yan duvar, yan dükkanı da alıp duvarı yıkıp genişletmek var diyor. Öbürü hipermarket. Soruyorsun 2017 hedefinde ne var? Bursa bitti, İstanbul'a gözümü diktim diyor. Öbürü bilmem süpermarket, Türkiye'yi bitir, piyasayı bitirmiş değil mi? Almanya'ya, İsviçre'ye açılacağım diyor. Bak ne kadar sermaye çoksa o kadar çap büyük, hedef de o kadar büyük. Daha büyüğü var mı? Dünyaya açılıyor adam ya. Daha büyüğü var mı? Daha büyüğü var. O da diyor ki görün gözümde ne cennet değil mi? Bak dünyayı geçmiş, dünyayı bitirmiş, dünyayı arkasına atmış. Ahirete gözünü dikmiş ya. Ebediyete dikmiş gözünü. Çapa bak. Daha ilerisi var. Çapı daha büyükler var. O da bırakın dünyayı, bırakın ahireti, bırakın cenneti. Değil mi? Ya Rab, vücudumu cehennemde o kadar büyüt ki ehli imana yer kalmasın diyecek kadar cehennemi de feda edip daha ilerisinde rıza-i ilahinin zirvesine gözünü dikecek kadar çapı büyük olanlar var. Cenab-ı Hak çapımızı büyütsün inşallah. Amin. Sermayesi büyümeyenin çapı büyümez. Çapı büyümeyenin hedefi büyümez. Adam ya işte diyor bir başımı sokacak evim olsun, bir de ayağımı yerden kesecek arabam olsun, başka bir şey istemiyorum diyor. Bu kadar. Kanaatkarlık güzel bir şey. Dünyevi olarak böyle güzel ama maneviyatta öyle mi ya? Öyle değil işte. Bir insanın, kainat senin için yaratılmış. Kainatın hedefinde sen varsın. Senin hedefinde bir arabayla bir ev olur mu ya? Bu musun sen? Bu kadar mısın yani? Yumruk kadar mide misin sen? Onun için yaşayacaksın. Ha, Cenab-ı Hak çapımızı büyütsün. Amin. Sermayemizi artırsın. Hedeflerimizi büyütsün inşallah. Ya. Şurada bununla alakalı bir mevzu daha var da. Onu da okuyayım. Aziz kardeşlerim, bahar ve yazın meşgaleleri, şimdi neyle meşgul olduğumuzun farkına varmak için söylüyorum. Yani şu davanın ehemmiyetini idrak etsek var ya, Hulusi abi, üstadımızın nurun birinci şakirdi dediği Hulusi abi diyor ki, eğer siz şu akşam sohbetlerinin, şu iman derslerinin, şu marifetullah derslerinin hakikatini, kıymetini, ehemmiyetini anlayabilseydiniz, vallahi
baş parmağınızı oynatacak kadar dermanınız olsa sürünerek gelirdiniz diyor. Ve hakikaten ömrünün sonuna kadar akşam derslerini terk etmemiş. Böyle söylemiş ve öyle yaşamış. Daha derse sohbete gidemeyecek haldeyken, sekerattayken bile dersi onun evine almışlar ki mahrum kalmasın diye. Nedir bu? Bir şey için ne kadar büyük fedakarlıklar yapılıyorsa o şeyin büyüklüğünü ifade etmek içindir. Demek şu an bizim rahat rahat evimizden çıkıp da gelip baş köşede oturup dinlediğimiz dersin ehemmiyeti çok büyük ki bu hakikatlerin bize ulaşması için hayatlar feda edilmiş. Ömürler verilmiş. Ya Allah aşkına. İnsan biraz düşünse. Düşünün ki mesela sekerattasınız. Ölüm döşeğindesiniz. Fakat farkında değilsiniz. Babanız veya ananız size ilaç yetiştirmek için koşuyor. O eczanede yok oraya koşuyor. Orada yok oraya koşuyor. Ayakkabısını giymeyi unutmuş. Ayağı kan revan içinde. Üstü başı perişan. Yırtıyor kendini. Gördünüz, baktınız ki Allah Allah ya. Şimdi sonunda perişan halde, kan revan içinde ilacı size ulaştırdı. Aman evladım, ne olur bu ilacı yut diye ağlayarak ısrar ediyor size. Siz de ona karşı nazlansanız, acaba yutsam mı, yutmasam mı deseniz, ne kadar büyük bir nankörlük olur değil mi ya? Ya sizin vaziyetinizin dehşetini anlamış, ölümle pençeleştiğinizin farkına varmış, sekeratta olduğunuzu idrak etmiş, hayatını feda edercesine koşturuyor. Siz de ona nazlansanız, yutmamak için ayak direseniz, yazıklar olsun senin için çektiğim sıkıntılara. Yazıklar olsun senin için yaptığım fedakarlıklara. Değil mi? Demez mi ya? Aynı vaziyet ha. Ebedi felakete doğru giden gençliğin. Bizim ya. Bizim ebedi hayatımız için 28 sene işkenceli hapisler, sıkıntılar, meşakkatler. Diyorlar ki vazgeç bu kitapları yazmaktan. Seni diyorlar işte Şark'ta umumi vaiz yapacağız. Ayda 300 altın maaş vereceğiz. Köşk vereceğiz sana. Mekke'ye, Medine'ye götürelim. Orada hayatını geçir. İmanını kurtar. Cennetin baş köşesine git otur. Hayır diyor. Mekke'de de olsam buraya gelmem lazımdı. Niye? Çünkü en ziyade burada ihtiyaç var. Milyonlarca gençliğin ebedi hayatları tehlikede. Bunun için ne yapmış? Adeta öyle diyor ya. Öyle diyor kendisi. Diyor ki milletimin, değil mi, imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim. Ahiretimi de diyor. Bak şurada bir ifade var da. Çok acayip ya. Cenab-ı Hak üstadımızı, onun davasını, değil mi, anlamayı bize nasip etsin. Bakın bir ifade şurada da. Diyor ki kendisi o zaman Eşref Edip Bey'e röportaj vermiş de. Allah Allah. Çap büyük oldu mu, değil mi, hedef de büyük oluyor, gaye de büyük oluyor, maksat da büyük oluyor. Üstadın bir ifadesi var, diyor ki kimin himmeti milletiyse o kimse tek başıyla küçük bir millettir. Kim insanlık için yaşıyorsa. Bugün sağlıkçılar vardı da hastane, ameliyathane ekibi. Muhabbet ediyorduk öyle. Üstadın bir mektubu var. Ondan bahsettik. Dedim ki onlara şu dünyadaki hizmet sektöründe hizmetlerin içindeki en büyük hizmet hayata hizmettir. Bir sürü hizmet sektörü var değil mi? Kimisi temizlik, kimisi lokanta, kimisi otel, kimisi şu, kimisi bu, ama içlerindeki en büyüğü nedir? Hayata hizmettir. Adamın sağlığı yerinde değilse bütün her tarafını hizmet yapsan ne olur? En büyük hizmet hayata hizmettir. Onlar da sevindiler. Tabii dediler ya, bizim işimiz büyük. Çok ehemmiyetli bir işimiz var bizim. İnsanların içinde en ehemmiyetli işi biz yapıyoruz. Doğru. Fakat devamı var. Diyor ki hidemat-ı hayatiye içinde, hayata yapılan hizmetlerin içinde en ehemmiyetlisi ve en büyüğü ise şu fani hayatı baki hayata çevirecek
ebedi hayatı kazandıracak olan hizmetlerdir. Asıl hayata hizmet odur. Yoksa adamı dünyada 3 gün yaşatmışsın, ne olur ya. Öyle öyle adama 3 gün daha nefes aldırmak için, o vardı ya kayakçı, neydi adı? Schumacher miydi? Adamı işte 3-5 ay daha nefes aldırmak için ha, bitkisel hayatta. Trilyonlar masraflar yapılıyor. Ne olur ya, nefes alsan olur, almasan olur. Olsun abi. Fişini mi çekelim yani? Hayat bu kadar önemli. Bu hayat niye önemli? Allah aşkına bu hayat niye önemli? Bu hayatın kendi başına haddi zatında dünyalık olarak hiçbir ehemmiyeti yok. Yok hiçbir önemi. Ya. Ölüp gideceğiz bir köşede sinek böcek gibi. Bu hayat gayesi için, hedefi için, maksadı için, neticesi için önemli. Bu hayat bize ebedi hayatı kazandıracak sermaye olduğu için önemli. Bu ağaç ebedi hayat meyvesini vereceği için önemli. Yoksa haddi zatında hiçbir önemi yok. Herhangi bir hayvanın hayatından hiçbir farkı yok. Bu sermaye ebedi saadeti alacak sermaye olduğu için önemli. Ya. Ya şu ifadeye bakın abi, ne diyor? Bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Bakın, yangının büyüklüğünü fark eden, idrak eden, ayağına çarpan taşlara ehemmiyet vermiyor. Eğer yangının büyüklüğünü fark edemezse ayağına çarpan her taş da tökezleyip oraya yapışır kalır. Öyle öyle. Şimdi bakın çok önemli bir nokta bu. Yangının büyüklüğünü fark etmiş. Ayağına çarpan taşlar ne biliyor musunuz? 28 sene işkenceli hapisler. 19 kere zehirlemeler. Çekilen bütün ızdıraplar, çileler onlara diyor ki ayağıma bir taş çarpmış diyor. Ne önemliyesi var? Hakikaten bunca ızdıraplar, çileler, hayatını ona zehir eden bu vaziyetler onun davasının büyüklüğünün yanında mevzu bahis olmayacak kadar küçüktür. Öyle öyle. Şimdi Eskişehir hapishanesinin penceresinden bir Cumhuriyet Bayramı'nda baktım diyor. Karşıdaki lise mektebinin büyük kızları onun avlusunda gülerek raks ediyorlardı. Birden 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Gördüm ki o 50-60 kızlardan ve talebelerden 40-50'si kabirde toprak oluyorlar, azap çekiyorlar. 5-10 tanesi gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden, sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar. Kaçı müşahede ettim. Onların o acınacak hallerine ağladım. Bir kısım arkadaşlar ağladığımı işittiler, geldiler, sordular. Ben dedim şimdi beni kendi halime bırakınız, gidiniz. Evet, gördüğüm hakikattir, hayal değil. Nasıl ki bu yaz ve güzün ahiri kıştır, gençlik yazı ve ihtiyarlık güzünün arkası kabir ve berzak kışıdır. Şimdi Bediüzzaman'ın o çığlıklar içinde ağlayışını, bağıra bağıra ağlayışını gören anlam veremez. Verememiş de niye ağladığını sormuş. Ha, niye? Çünkü Bediüzzaman'ın gördüğü manzarayı görmemiş ki. Biz de şimdi manzarayı göremediğimiz için bu kadar rahatız. İnsanlığın vaziyetini, akıbetini, istikbalini, değil mi? Kabrin öbür tarafındaki dehşetli manzarayı göremediğimiz için bu kadar rahatız. Şöyle ucundan bir gösterirse var ya, vallahi tutuşuruz ha. Bütün kuvvetimizle yapışırız. Elimizden kimse alamaz bu hakikatleri. Ama görünmeyecek. Kişi gücü bırakırız. Heh, görünmeyecek. Görünmeyecek. İmtihan ya. Bakalım kim ne kadar anlar, kim ne kadar idrak eder, kim ne kadar farkına varır, o kadar fedakarlık yapar. Aziz kardeşlerim, bahar ve yazın meşgaleleri, hem gecelerin kısalması,
hem şuhur-u selasenin gitmesi ve ekser kardeşlerimin bir derece hisse alması ve daha sair bazı esbabın bulunması elbette bir derece neşeli kış derslerine fütur verir. Neşeli kış dersleri, kışın hani diyorlar ya, dışarı kar, içeri dar. Öyle ya, hani içeride bir şenlik var. Soğuk çünkü. Ha, dünyaya pencereler bir derece kapalı. Nefis biraz soğuktan, değil mi, suskun. Ha, fakat yaz öyle değil. Yazın ne yapıyor? Nefis dünyaya açılıyor, kıpır kıpır dışarıda günahlar, ahlaksızlık, değil mi? Her tarafta bir hareket, bir dünyevileşme var. Ne oluyor bu nispette? Dünyevileşme arttıkça ahirete olan, ebedi hayata olan, değil mi, maneviyata olan alaka, ilgi azalıyor. Tamam. Fütur verir bak, gevşeklik verir. Fakat, burası önemli, onlardan gelen fütur size fütur vermesin. Neden? Çünkü o dersler ulûm-u imaniyeden olduğu için, iman ilmi olduğu için bir insan yalnız kendi nefsine dinlettirse yeter. Şuraya geldiniz, hiç kimse yok. Tek başınıza oldu, oturdunuz, okudunuz. Yeter ya, yeter. Zaten en büyük mesele kendi nefsimize dinlettirmek değil mi? Bir dinlettirebilsek var ya. Ya. Bahusuz siz daima bir iki hakiki kardeşi de bulursunuz. Niye hakiki diyor? Şartlar zorlaştıkça sahteler elenir. Gevşekler dökülür, hakikiler kalır. Yaz dönemi şartların ağırlaştığı dönemdir. Yaz dönemi elemelerin arttığı dönemdir. Hakikiler kalır. Hakiki olmak nasip etsin Cenab-ı Hak bize. Nasıl hakiki olacağız? Hakiki olmak nasıl oluyormuş bakın. Sadece bu derslere gelip dinleyip gitmek değil. Çünkü ben yıllardır şu Bursa'da 20 yıl oldu ders okuyorum, böyle cemaati görüyorum. 20 yıldır şu Bursa'da bir sürü insanlar bu salonları doldurdu, doldurdu, boşalttı. Bir sürü gelen giden yüz binlerce insan var. Bu hakikatleri dinleyen. Fakat devam edenlere, sebat edenlere, değil mi? Gelip gidenlerin içinde kalanlara bakıyorum. Kalanların ortak özelliği ne biliyor musunuz? Sadece bu sohbetle yetinmiyor. Mutlaka şu Risale-i Nur'ları elde edip anlamak şart değil. Bediüzzaman Hazretleri anlayan nur talebesi olur demiyor. Okuyan, dinleyen, yazan nur talebesi ünvanını alır diyor. Sen oku. Mutlaka okuyan. Günde bir sayfada olsa, yarım sayfada olsa. Çünkü Kur'an'ın hakikatleri bunlar. Kur'an'la irtibatımız devam ediyor. Değil mi? Bir cümle, bir hakikat bizi adeta, değil mi, priz, değil mi, evin kablosu, barajla irtibatı devam ediyorsa ne yapar? Düğmeye bastın dayanar ya. Ama o kablo koptuysa, istediğin kadar düğmeye bas, lüks avizeler tak, aydınlatamazsın. Çünkü de o dersler ulûm-u imaniyeden olduğu için bir insan yalnız kendi nefsine dinlettirse yeter. Bahusuz siz daima bir iki hakiki kardeşi de bulursunuz. Hem o dersi dinleyenler. Burası önemli. Şimdi biz zannediyoruz ki ya işte 15-20 kişi, 50 kişi, 60 kişi toplandık, ders yapıyoruz. Hayır, hayır. İnanın şurada, şu mecliste o kadar büyük bir kalabalık var ki görmememiz olmadığına delil olmaz. Olduğuna dair çok büyük ispatlar var, deliller var. Ya ben görmüyorum, görmeyebilirsin. Var, kalabalık var. Nedir o kalabalığa delil? Ha. Cenab-ı Hakk'ın çok zişur mahlukatı var ki hakaik-ı imaniyenin istimağından, dinlenmesinden zevk alırlar. Sizin o kısım ders arkadaşlarınız ve müstemileriniz, dinleyicileriniz çoktur. Yani şimdi şehitler ölmüyor değil mi? Bir şehit ölmüyor bakın. Şehitlik büyük bir mertebedir. Ölmüyor. Ölmüyor ne demek? Cesedi ölüyor, götürüyoruz, gömüyoruz. Ama ruhu nedir? Cenab-ı Hak ona ölüm hakikatini tattırmıyor. Öldüğünü de bilmiyor. Sizler onlara ölüler demeyin diyor değil mi ayette? Onlar diridirler diyor. Evliyalar, büyük zatlar, salih insanlar, bunların cesetleri kabristanda ama ruhları nerede? Ruhlar alemine gitti. Nerede ruhlar alemi? Ta değil.
Ruhlar alemi nerede? Alem dediğimiz şey boyuttur ya. Burada işte. Başka boyutta. Şu anda mesela burada televizyon yayınları var ama başka boyutta olduğu için fark edemiyoruz değil mi? Bir tane televizyonumuz olsaydı o yayınların hepsini seyredebilirdik. Radyo yayınları var şu anda başka boyutta olduğu için dinleyemiyoruz. Bak bir tane radyomuz olsaydı o boyutu fark ederdik. Şu an burada cinniler var, melekler var, ruhaniler var. Farklı farklı boyutta oldukları için binler alemi Cenab-ı Hak bu alemde, bu dünyada içtima etmiş ama yer darlığı yok. Biz burayı mescid olarak kullanıyoruz. Onlar belki yemekhane olarak kullanıyor. Yer darlığı yok Cenab-ı Hakk'ın mülkünde. O yüzden Cenab-ı Hak binler alemi Kur'an'ının hakikatleri etrafında seferber ediyor. Allah aşkına bu akşam 70 bin evliyanın mesfun olduğu şu Bursa'da ruhlar, evliya ruhları değil mi? Ruhaniler içtima edecek olsa, toplanacak olsa değil mi? Nerede bir araya gelirler? Zannetmeyin ki 3-5 kişi toplandık bu hakikatlerin etrafında okuyoruz. Yok yok. Kalabalıkların içinde biz çok azız. Ama hepsi de şu mecliste oturup da şu hakikatleri dinleyen insanlara ahirette şahitlik edecekler. Ya Rabbi biz gördük. Senin dininin, senin Kur'an'ının hakikatlerinin etrafında içtima ettiler. Nefislerinin onu dünyaya, onları dünyaya çağırdığı gençlik devresinde, damarlarındaki kanın şehvet şehvet diye attığı o devrede ellerinin tersiyle bütün nefsani hazlarını bir kenara itip gelip senin dersinde, senin Kur'an'ın dersinde diz çöktüler. Biz şahit izleyecekler. İnşallah. Cenab-ı Hak şu meclisten nasibimizi kesmesin. Bu sofradan rızkımızı bitirmesin inşallah. Hem o dersi dinleyenler yalnız insanlar değil. Cenab-ı Hakk'ın zişur çok mahlukatı vardır ki hakaiki imaniyenin istimağından çok zevk alırlar. Sizin o kısım ders arkadaşlarınız ve müstemileriniz çoktur. Hem bakın Hazreti Şerif söyleyecek. Mütefekkirane o çeşit sohbeti imaniye zemin yüzünün bir manevi ziyneti ve medar-ı şerefi olduğuna işareten biri demiş. Bu bir Hazreti Şerif'in meali. Esmen reşk büret beher zemin ki daret yektu kes yektu nefes beher huda bernuşinent. Farisi, Farsçası bu. Manası şu. Yani semavat zemine gıpta eder. Gıpta ne demek? Gıpta. Gıpta imrenme demek. Özenti demek. Keşke onlardan birisi ben olsaydım demek. Semadakiler yani melekler, ruhaniler zemine yani yerdekilere. Kimmiş bunlar? Semadakilerin, meleklerin bile gıpta ettikleri kimlermiş? Semavat zemine gıpta eder ki zeminde halisen lillah. Sadece Allah rızası için. Niye toplandık buraya? Hangi menfaatimiz var? Hangi parti için, hangi patırtı için, hangi siyaset için, hangi menfaat için? Halisen lillah. Yalnız Allah rızası için. Sohbet ve zikir ve tefekkür için bir iki adam, çok büyük kalabalıklara gerek yok, bir iki adam bile olsa, bir iki nefes, yani bir iki dakika beraber otururlar, kendi Sani Zülcelal'in çok güzel asar rahmetini ve çok hikmetli ve süslü eser sanatını birbirlerine göstererek sanilerini sevip sevdirirler, düşünüp düşündürürler. Şu iman dersine, şu meclise, şuradaki bir iki kişinin dahi olsa, bir iki dakikalık dahi olsa beraberliğine semadakiler gıpta ediyor. Ya Rabbi keşke melek olmasaydık da onlardan birisi de biz olup bu hakikatin önünde diz çöküp otursaydık diye melekliğe bile tercih edilen bir makam, bir koltuk. Oturduğumuz koltuğun, makamın, değil mi? Mevkiin kıymetini iyi bilelim. Şeytanlar elimizden almasın. Şu cümleyi de okuyup bitireyim. Hem de ilim iki kısımdır. Bir nevi ilim var ki bir defa bilinse veya bir iki defa düşünülse kâfi gelir. Diğer kısmı ekmek gibi, su gibi her vakit insan onu düşünmeye muhtaç olur. Ya hocam hep imandan bahsediyorsunuz. Bizim imanımız zaten var. Böyle soruyorlar. Bize biraz işte ilmihal konularından bahsetseniz, namazdan, oruçtan.
Tamam, doğru, bahsedilmesi lazım. Onlar bilinmezse olmaz. Fakat onları bu sohbette böyle uzun uzun anlatmaya gerek yok. Kim internetten girse, kim ilmihali açıp baksa, onların bütün hüküm şartları nedir bellidir. Oradan öğrenip uygulayabilirsin. Namazın 5 vakit olduğunu, içindeki farzların dışındaki farzlarını hepsini böyle her gün tekrar etsek faziletimiz, imanımız artar mı? Artmaz. Bir kere bilsen yeter. Artmaz. Niye? Çünkü namazın 5 vakit olduğunu her gün söyle. Bir kere bilsen yeter. Diğerleri tekrar. Ama iman hakikatleri ne gibi? Ekmek gibi, su gibi. Her gün her gün ekmek yeriz. Tekrar ederiz her gün yemek yemeyi. Her gün kahvaltıyı tekrar ediyoruz. Ama tekrar değil, boşuna değil. İhtiyaç. Ha. Bir defa anladım yeter diyemez. İşte ulumu imaniye, iman ilimleri bu kısımdandır. Elinizdeki sözler ekseriyet itibariyle inşallah o cümledendir. Yani şimdi namazın niçin kılınması gerektiğini, kime kılındığını, değil mi? Allahu Ekber derken kimin huzuruna durulduğunu, bu hakikatta terakki ede ede, marifetullah'ta mertebemizi yükselte yükselte inşallah, namazın hakikatında, ibadetin hakikatında, marifetullah'ta derinleşe derinleşe, değil mi? Marifetullah'ta mesafe kat edeceğiz. İnsanlık vazifemizi yerine getirmiş olacağız inşallah. El Fatiha.